Bugün mantıklı insanlar olarak aydınız diyoruz ya hani. 2020'nin insanıyız biz. Aydın insanız. Ayasofya'yı bu kadar Müslüman'ın isteği üzerine niye camiye çevirmeyelim ki yani? Niye çevirmeyelim? Çünkü ben Ayasofya'nın e, cami olarak kullanılmasının niye taraftarım? Cami olarak, olarak kullanmasından yalnız. Tabii efendim niye? Neden? Daha önce söyledim kıyamet kopuyordu Kılıç hakkı diye bir şey vardı İslamiyet'te. Kılıç hakkı, kılıç hakkıdır. Fetih bir, sembolüdür değil mi? Fetih sembolüdür. Peki, bunun hakkında konuşabilecek olan insanlar CHP değil. CHP'nin içerisinde namaza gidenler varsa onlar konuşabilir sadece. Bizim Sultan Ahmet bizim şeyimiz değil diyen adam ne? Onun yeri neresi? Meyhaneler. Onun hakkında konuşun. Meyhaneler sizin şeyiniz. Onlar hakkında konuşun cami hakkında camiye giden konuşsun. Cami ehli konuşacak. Allah'ın dinine bağlı insan konuşacak. Hemen bir patırtı gürültü nedir? Bütün camiler doldu mu? Başka bir şey soracağım Murat. Allah aşkına. Dur bir dakika sorayım ya. Sen gene söyle argümanını. Kaç bin tane camimiz var? Kardeşim yere. bu bir, bir şey dakika, bakayım. Efendim sembolle adetli karıştırmayın. 80 bin mi? Aşırı. Hangisi evet. İstanbul'un fethinin sembolü kardeşim Ayasofya'dan başka? Peki Murat. onu. Karşısında muazzam bir cami var mı? Bir dakika Sultan bir şey. Ahmet. O da muazzam değil muazzam Ama bir dakika söyleyeyim mi? Bir gazeteci olmuş. Bir dakika ya. Eskiden böyle <laughs> yahu Fethin, Fethin Bindüs daha şey söyleyeyim. İstanbul'un Fethi'nin sembolü olan başka bir cami neresi var? O camiyi kapalı tutamazsınız kardeşim. Müze, şu anda müze statüsünde değil mi? Şu evet. müze statüsünde evet. değil mi? Yanlış bence. Müze olmamalı, cami olmalı. Cami olmamalı. olmalı. Ya çok affedersin. Birilerine niye batıyor Ayasofya'nın cami olması? Yani 80 beyin. bin var, 80 bin bir, birincisi de olsun Fetih sembolü. Bu fetih sembolü. Ya AVM açıyorsun, bahçe açıyorsun, açtığını açıyor. Hepsi doluyor mu da açıyorsun yenisini? Hem Ayasofya normal bir camidir yani. Normal bir camidir. Belki Ayasofya'yı açılmakla insanların kalbine nur inecek. O beddua üzerimizden kalkınca Allah ikramını sunacak. İnsanlarda şuur hasıl olacak, belki o hep cemaatiyle dolacak, çok manevi bir hal sudur edecek, nuzul edecek gökten, insanlar şuurlanacak. Ayrıyetten hiçbir şey olmasa bile, ya benim cami olarak bildiğim yer niye müze olsun ya? Hiçbir şey olmasın, cemaati de çoğalmasın, bunun aslı neyse o olsun ya. Yani ben bunu hiç Murat, İstanbul dünyanın en fazla ziyaret edilen şehirlerinden biri ve bu burası uzun yıllar boyunca bir kilise olarak iki olarak inşa edildi kilise olarak kullanıldı 500 sene cami olarak kullanıldı. Tamam. Türkiye'yi ziyaret eden insanların kendi kültürleriyle bir bağ kurdukları birkaç yerin de anıtsal anlamda kalması kültür varlığı yani, ve turizm açısından değerlendirilir. Yani Şimdi bu yönüyle bakarsanız gelecek üç, için, üç tane turist için, 3 tane turist için 3 tane turist. 450 senelik cami olması durumunu unutalım mı diyorsun Ayıp. Görüşünü merak ediyorum Yani, Yani polisler de, de burayı gezebilir ya. ayrıca. Kadir bakın <laughs> Ayasofya'nın Sultan Ahmet'i gezdikleri pardon, gibi. Şey, Ayasofya yabancılara her zaman açıktı. Cami olduğu dönemde. Bir dönemde kapıldı biliyor musun? İşgal döneminde. İngiliz işgal döneminde İstanbul. Birinci Dünya Savaşı'nda. Evet 19, yani 20-24 arası, 23 arası. Komik olan ne biliyor musunuz? Fatih Sultan Mehmet Han birkaç tane daha cami sayıyorlar. Hani onları da müze yapmışlar daha önceden. Ya bu Fatih'e bir düşmanlık mı var? Ne var yani? Ve bu niye yapılıyor? Yani biz Bizanslılara göre mi hareket ediyoruz? Yunan oradan kızıyor, Bizans'ın torunları kızıyor tamam da biz Bizanslı mıyız ya? Ki Bizans'ın isteğine göre hareket edelim. Biz Müslümanız, biz Türk'üz. Siyaset için değil Allah için diyoruz yani. Allah için diyoruz mescide gidenler, camiye gidenler Allah için bunun ipini tutup Allah'ın kendi mabedi olarak şereflendirmiş olduğu bir yerin şerefini tekrar iade etmek gerekir. Bu da vazifedir yani. Allah nasip eylesin Celle Celaluhu. Ama her şey işte sohbetin başında dediğimiz ana noktada birleşiyor. Ne o ana nokta? O ana nokta insanlar paraya tapmaya başladı, şana, şöhrete tapmaya başladı, imanın kıymeti kalplerinden çıktı gitti. Onun için bu kadar pervasız konuşabiliyor yani. Orası müze, müzeye ziyarete geliyor, oradan para geliyor. Oranın manevi kıymeti adamın umurunda değil. Çünkü ne namaz var ne kitap var. Orayı açma konusunda bu adamın sözünü kale almak mantık değil zaten. Orayı açma konusunda kimlerin sözü kale alınacak? Cami ehlinin, secde ehlinin. Onları ilgilendirir burası. Müze gibi ziyaret etmek isteyenler e zaten camilerimiz açık. Her camiye geliyorlar. Ziyaretlerini yapıyor. Bursa Ulu Camisi cami olarak kaldı da ziyaretçisi eksik mi oluyor? Devamlı ziyaretçi var. Durmadan caminin içindeki cemaatten çok ziyaretçi var zaten. Erkeğiyle kadınıyla bir sürü yani. Ziyan var? Ayasofya'yı da cami olarak gelip ziyaret etsinler. Ne olacak yani? Yani işte bu söz çok keskin bir söz Muhyiddin İbni Arabi Hazretlerinizden. İlahınız nedir? Tayin edin işte. Sizin ilahınız benim ayaklarımın altındadır dedi o insanlara. Paraya mı tapıyoruz? Şana şöhrete mi tapıyoruz? Milletin alkışına mı tapıyoruz, Allah'a mı tapıyoruz? Buraya bakmak lazım. Allah'a tapan insanlar onun kelimesi yücelsin diye uğraşırlar. Bunun içindir gayretleri, aldığı nefes, bastığı her adım, yaptığı her hareket bunun içindir. Böyle olursa işte iman içinde canlı kalır. Canlı kaldığı zaman bütün azalarını yönetir harama gitmez, yanlışa gitmez. O insan insan olarak kalır. Yarın ahirette dirildiği zaman o 12 grup halinde gelirken mahşer meydanına bir grup insan suretinde gelecek. İşte imanını canlı tutanlar oradan gidecek. Öteki türlü paraya tapan, şana, şöhrete, kadına, çalığa, çocuğa, mala, mülke, arsaya, araziye falan filan say sayabildiğin kadar maalesef onlar insanlığını surette kaybetmese de sirette kaybedecekler diyor. Allah muhafaza buyursun. Rabbimiz Subhanahu ve Teala hakiki kulluğunu nasip eylesin bizlere. Kalbimizi tezkiye edecek, terbiye edecek sözleri en büyük kıymet bilelim. En büyük can kulağıyla onları dinleyelim ki imanımız yücelsin. Biz de hakiki Müslümanlar olabilelim. Ve minallahi tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil fatiha.